Yücel Koç. Bu vahşet burada kalmaz. Bir yanda öldürülen binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı, hasta. Öbür tarafta bu katliamdan aldığı hazla dans eden Siyonist katiller ve bu katliamı suskunlukla destekleyen, hatta mutlulukla izleyen sözde medeni batılı ülkeler. Sürpriz mi? Değil. 7 Ekim'de daha paramotorlarla sınırı aşabilen Hamaslılar sivilleri katletti tezgahını görür görmez belliydi arkasından bunun geleceği. İsrail Başbakanı'nın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de Filistinsiz harita göstermesinden anlaşılıyordu zaten olan biten. Düşman görünüp gizlice Siyonist emele hizmet eden ülkelerin desteğiyle hazırlandı katliamın altyapısı. Gazze'ye yağan bombalar öyle bir dehşete dönüştü ki kimse artık ilk kıvılcımı çakanları konuşamaz oldu. İşin özüne bakarsanız Suriye ve Irak'ta yıllardır İran'ın, Rusya destekli Esad'ın, Amerika destekli PKK'nın, İngiliz aklının ürettiği DAEŞ'ın, Suriye'de Müslüman masumlara yaptığını şimdi daha şiddetli biçimde İsrail Gazze'lilere yapıyor. Halep'teki vahşet ve yıkımın bir benzerini şimdi Gazze'de görüyoruz. Şaşılacak olan şey Müslüman görünümlü haydutların yine Müslümanlara yaptığı zulüm. Siyonist Yahudinin zaten inancı böyle. Kendilerinden olmayanı insan olarak bile görmüyorlar. Özellikle Masonların hiç sevmediği merhum Kadir Mısıroğlu şöyle anlatmıştı o sapkın zihniyeti. Yahudi inancını tanımalı. Bu inancın kendi hayatlarıyla başkalarının hayatları arasındaki farkı bilmeli. Özet şu kendilerini bütün insanlıkla kardeş kabul etmiyorlar. Onlara göre Hazreti Adem Efendimizle Havva annemizin münasebetinden goyimler yani Yahudi olmayanlar dünyaya geldi. Onlar Haşa Havva annemizle şeytanın münasebetinden Yahudilerin dünyaya geldiğine inanıyor. İnançlarına göre ilk Yahudi Habil'i öldüren Kabil'dir. İnsanlık tarihinin ilk cinayetini işleyen kardeşini öldüren Kabil'le İftihar ederler. Şeytana ise Nuri Ziya derler. Mason derneğinin Beyoğlu'nda bulunduğu sokağın adı Nuri Ziya sokağıdır. Çoğu kimse bunun şeytan olduğunu bilmez. Halbuki bu Yahudilerce şeytan demektir. Şeytanı ataları görürler. Ataları gördükleri şeytan cin soyundandır. Ateşten yaratılan şeytanı topraktan yaratılan Adem'den üstün görürler. Bütün insanlığın kendilerine hizmet için yaratıldığına inanırlar. Dünyadaki bütün mallar Yahudi için yaratılmıştır. Dolayısıyla onun gasp edilmiş malıdır. Nasıl alırsa alsın çalınmış malını kurtarmış olarak görürler. Çalma, öldürme onların kendi arasında günahtır. Diğer insanlar için hak bilirler. Ellerindeki bozuk Tevrat İki nehri Fırat'la Nil arası alacaksın. Orada yaşayan yedi kavmi yok edeceksin. Arz mevut, nefes alan veren hiçbir varlık bırakmayacaksın diyor. Onların inancı bu emri veriyor. Bahsettikleri hudut Kayseri'ye kadar dayanıyor. Yahudi görünmez bir dünya devletidir. Gördüğünüz bayraklar milletlerin, ancak güç yahudilerindir. Cihan hakimiyeti kurmak için nüfusları yeterli değil. Bunun için masonluğu kurmuşlar. Milletlerin zayıf karakterli insanlarını mason yapıp menfaatlendirerek kendilerine hizmetkar yaparlar. İhanet edeni öldürürler. Avrupa'da, Amerika'da gazetelere, borsalara, sendikalara, bankalara nasıl hakimdirler? Bilseniz aklınız durur. Bu anlatılanları okuyan kişi ümitsizliğe düşer. Oysa Yahudinin geleceği nedir? Hadis-i şerifte bildiriliyor ki gün gelecek her taş arkasına saklanan Yahudi'yi haber verecek. Sadece gargat ağacı müstesna. O yüzden hem inanmazlar hem de her Yahudi evinin bahçesine bu ağacı diker. Unutmayın ki asıl hedef biziz ama dayağı da bizden yiyecekler. Bu izahat Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber bir daha huzur yüzü görmeyen Filistin'in yıllardır parça parça yutulmasının ve Filistinli kardeşlerimizin gördüğü zulmün özeti. Biliyoruz ki bugün Gazze'yi tamamen işgal etseler de durmayacaklar. Sıranın kendisine gelmeyeceğini zanneden ihanetlerle örülmüş İslam dünyası ise seyirci. Hatta Suriye'de şahit olduğumuz şekliyle adeta İsrail'e alan açmak için çabalayan ve adında İslam bulunan ülkeler var. Düşmanları İsrail gibi görünüyorsa da gerçek hedeflerinin Türkiye olması kuvvetle muhtemel. En başta dikkat çektiğimiz tuzağı da bu sebeple kurdular. Tıpkı tarihte olduğu gibi Türkiye ve Türk halkı olarak bize düşen Filistinli mazlum kardeşlerimiz için elimizden gelen çabayı göstermek ama bu tuzağı da bilerek. İslam ülkelerinin yönetimleri ortada. One minute meydan okumamızın ardından yıllarca kimin ardında durdukları da. Cumhurbaşkanımız yıllarca İslam Birliği hatta İslam ordusu kurmak için çok çabaladı. Ne yazık ki mesafe alınamadı. Umudumuz Türk Devletleri Teşkilatı fakat o da birilerini fena halde hoplatmakta. İşte bu sebepledir ki Karabağ operasyonunun hemen ardından 1 Ekim'de Ankara'ya terör saldırısı düzenlenmesinin cevabını Suriye'de verdiğimizde 7 Ekim'de Orta Doğu'da büyük bir ateş yakılmasının düğmeye basılır basılmaz bütün Haçlı Batılıların İsrail'e destek bahanesiyle Akdeniz'e yığılmalarının yolladıkları uçak gemilerine karşı Akdeniz'de Navtex ilan edip atışlı tatbikat başlatmamızın anlamı var. Okumayı bilene. 2018 yılından bu tarafa adım adım yaklaşan 3. Dünya Savaşı tehlikesine ve böylesine büyük bir ateş yanacaksa, bunun sebebinin Doğu Akdeniz'deki zengin doğalgaz petrol kaynakları olacağına dikkat çekmiş birisi olarak, bugün Gazze üzerinden kurulan tuzağa karşı uyarmak da boynumuzun borcu. Yıllardır milli savunmaya muazzam yatırımlar yapan devletimiz elbette çok daha fazla bilgiye sahiptir. Bize düşen halkımızı bilinçlendirmek, gücünün sınırlarında hareket etmemek, gaza gelmek, bir milleti ateşe atmak olur. Hamas'ın yaptığı gibi. Hele ki küresel aklın ileride İsrail'e devretmek üzere kurmaya çalıştığı terör devletini engellemek için çıkardığımız tezkereye bile kendi meclisimizde hayır diyebilen partiler varken, Birinci Dünya Savaşı'nda uğradığımız ihanetleri unutmamalı vatan işgal edilmesin diye 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Boğazı'nın içimizdeki hainler yüzünden iki yıl sonra düşmana açıldığını, hatta İstanbul'un bile işgal altında kaldığını aklımızdan çıkarmamalı. Zor dönemdeyiz. Belki çok daha zorunu göreceğiz. Dünyada her yeni düzen böyle büyük kaosların akabinde kuruldu. Türkiye yüzyılını kuracaksak İhanet çukurlarına düşmeden kendi gücümüzü ve kapasitemizi artırarak bunu başaracağız. Akdeniz'den hak ettiğimiz payı alacaksak da böyle olacak. Ticaret yolları üzerinde etkili olacaksak da böyle. Irak, Yemen, Lübnan, Suriye derken şimdi de Gazze'de zirveye çıkan vahşet burada kalmaz. Rabbim bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Yücel Koç, Türkiye. Serdar Arseven manyaklar. Dünyayı manyaklar yönetiyor evet. Alemi yıkıp kıyameti öne çekecekler. Tanrıyı kıyamete zorlayacaklar ve böylece cennetin kapıları ardına kadar açılacak kendilerine. Bunlarda dünyada yaşam belirtisi bırakmayacak denli nükleer silah var, kimyasal silah var, biyolojik silah var. Soykırıma hastaneye sığınmış hastalara, mazlumlara saldırıp bebek çocuk demeden katletmeyi de ibadet olarak görüyorlar. Bu Siyonist Evangelist ittifakı dünyanın başına bela. Lanetlenmiş sapıklar tarih boyunca olduğu gibi bugün de her canlı için tehdit. Ve bizler mahkumuz. Her bakımdan, isterseniz sağlık, daha doğrusu hastalık sektörüne bakın, uyuşturucu kara ticaretine bakın. Nereye bakarsanız bakın. Hatta ve hatta hac ibadeti için harcama yaparken bile dolaylı yoldan bunlara ödemede bulunuyorsunuz. Dünya seyahat acenteleri tekeli bile bunlarda. Cuma tebriği yazdığımızda bile Siyonist sosyal medya devlerine para kazandırıyoruz. Bebeklerimize, çocuklarımıza bağımlılık yapan maddeleri cicili bicili paketlerde alıp yediriyoruz. Ya da zehirli asitli maddeleri içiriyoruz. Ve bu siyah kolanın yerini de bir şey tutmuyor canım. Hele balıkla pek güzel gidiyor meret diyoruz. Ramazanlarda da satışları artıyor bunların. Aman Allah'ım. Faiz sektörü, tefecilik yani o en büyük sömürü aracı. Sen istediğin kadar üret, üretmek için nesillerin kanser olsun. Siyonist evangelist ittifakı bir üç kağıt tezgahıyla bütün parayı hüpletiyor. Fedmed de bunların yeşil kağıtlardan istedikleri kadar basıp sizi istedikleri kadar borçlandırıyorlar. Siz de çareyi faiz azaltmakta ya da artırmakta arıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın tefecilere çalışıyorsunuz. İslam ülkeleri denilenlerde Amerikan üsleri oralardan kalkıp sizi vuruyorlar. E hadi bakalım kapatın hepsini. Ne mümkün? Yönetimler mümkün görse anında kapatır değil mi? Bu durumda bizler kınamalarla gün geçiriyoruz. Kolları bacakları kopmuş bebeklerin görüntülerini yayarak insanlığın vicdanını isyan ettirmeye çalışıyoruz. Bu işin bir çıkış yolu var mı? Var. Rabbim vaat ediyor bunu. Yenilecekler, bitecekler, perişan olacaklar. Bunu da Rabbimin rızasına layık olan Müslümanlar yapacak. Muntakim Allah intikamını almayı rızasına nail olabilecek nitelikteki Müslümanlara nasip edecek. O Müslümanlar bizler miyiz? Yok. Bakın memleketimiz 100 yılın depremiyle yıkıldı. 11 ilimiz yıkıldı. Deprem zedelerimiz inlerken memleketin dört bir yanında vur patlasın çal oynasın konserler düzenlendi. Hem de bizim kesemizden, bize hizmet getirilsin diye tahsis edilen kaynaklardan. Bizim küçüklüğümüzde mahallede biri vefat ettiğinde o mahalle yaz sessizliğine bürünürdü. Şimdi öyle miyiz ya? Kaçımızın komşunun halinden haberi var? duyarsızlaşıyoruz, kanıksıyoruz. Hastaneye soykırım saldırısı gibi bir hadise meydana geldiğinde de bastırdığımız vicdanımız isyan ediyor ve sonra bir süre sonra isyan eden vicdanımızı yine bastırıyoruz, unutuyoruz. Sonra ağzımızdan kılıflar dökülüyor. Efendim, dış politikada duygusallığa yer yokmuş. Daimi dostluklar ve düşmanlıklar yokmuş. Ne yani Netanyahu denilen sapıkla daimi düşmanlığımız olmayacak mı? Biz unuttuk diyelim. Bebeklerini kaybetmiş anne babalar unutacak mı? Kardeşler unutacak mı? Ateş düştüğü yeri yakarmış. Bunu dinleyen kafa sallıyor onay makamında. İnancımız böyle mi diyor? Bir Müslümanın ayağına kıymık batsa bunun acısını bütün Müslümanlar hissetmeli değil mi? Bırakın Müslümanların başına gelene yanmayı. Bizler İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan insanlara bile kucak açmışız. Onların acılarını paylaşmış, çare olmak için çırpınmışız. Şimdi, bana ne Gazze diyenlerimizin oranı hiç de az değil. Türkiye'de durum böyle. Arap dünyası büsbütün duyarsız. Tabii kaynakların yüzde sekseni Müslümanların elinde sözde ama hepsini Siyonist-Evangelist ittifakı yönetiyor. Atanmış kabuk yönetimler İslam dünyasının başına bela. Bir Türkiye çırpınıyor ne yapabilirim diye. Diğerleri ayıp ediyorlar valla kınıyoruz billa. Durum bu. Peki yapılacak bir şey yok mu? Var. Mesela biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsrail için soykırım kararı çıkartabiliriz. Başka birkaç ülkeyi de buna belki razı edebiliriz. Siber saldırı dünyası bambaşka dünya. Bu alanda yetişmiş nice Soykırım karşıtı genç var. Soykırımcıya siber saldırı suç mu yani? Bir de öyle kötü bir durum var ki. Sabaha karşı İsrail büyükelçiliği önündeki eylemlere katılalım dedik. Katil İsrail sloganları atılırken birileri ortalığı yakıp yıkma çağrısı yaptı. Kimin ne olduğunu bilemiyoruz ki. Yakın zamanda başımıza ne belalar geldi. Kimler ne surette karşımıza çıktı? Hep anlatılır. Bir İsrail teröristine soruyorlar. Etrafınızda bu kadar düşman var. Korkmuyor musunuz? Diyor ki pis herif, onu Kur'an'daki Müslümanlar gelince düşünürüz. Biz ne zaman Rabbimizin rızasına layık olacağız, o zaman zafer nasip olacak. Say, Masterchef'ten kim elendi? Aa o mu? Yazık, çok üzüldük. Ya bu İsrail var ya, yapma şunu işte, barıştan yana ol. Turist gelsin bize oralardan, Kızılcık şerbeti hangi gündü? Hocam abdest aldım. Ayak parmaklarımın arasını tam olarak yıkadım mı şüphe ettim. Yeniden abdest almam gerekir mi? Kıymetli izleyicimizin bu sorusu çok önemli. Serdar Arseven, Milat.